Bağlamada oturuş, duruş ve tutuş. İnsanın ilk çalgısı sesi ve bedenidir. Bu sebeple tarih boyunca icat ettiği her çalgı sesine ve bedenine uyum sağlamıştır. İlkel çalgılardan bugünkü kullanılan bütün çalgılara baktığımızda gelişimin sürekliliğini hiç kaybetmediğini ve her bir yenilikle farklı icra tekniklerinin de ortaya çıktığını görürüz. Bu gelişimler şüphesiz insanın bedensel özellikleriyle doğru orantılı gitmektedir. Bağlama da bu tarihsel süreç içerisinde icrası ve tekniklerinin uygulanabilirliği açısından insanın duruşuna ve oturuşuna uygun olarak şekillenmiştir. Tüm çalgılarda olduğu gibi bağlamanın tutuluşu ve icrası sırasında duruşu, bağlamaya olan hakimiyeti ve kontrolü sağlamakta oldukça önemlidir. Bağlama ve tezene de tüm sazlar gibi doğal yapısına uygun bir şekilde kavranmalı ve çalınmalıdır. Ancak bu şekilde sazın çalınış üslubu ve ses kalitesi ortaya çıkar. Tabii ki bağlamayı tutmak kadar tezeneyi doğru tutmamız gerekmektedir. Tezeneyi nasıl tutarız? Alıyorum sağ elime getirdim ve çapraz bir şekilde koyduğum baş parmak ve işaret parmağımla kavradım. Diğer parmaklarımı yumdum. Bu şekilde tezenemi yerleştirdim. Tezenemi tutup bilek pozisyonumu ayarladıktan sonra bağlama çalarken en önemli kurallara geçelim. Bağlama çalarken en önemli kural omurga şeklimizin doğal halini bozmadan oturmaktır. Görsellerde görüldüğü üzere vücut yapınıza uygun bir yere omurganızı dik tutarak ve kasmadan oturunuz. Ayaklar hafifçe açık ve yere basmalıdır. Fakat bazen tezenenin olduğu kolun yukarıda tutulmasında ihtiyaç duyulabilir. Bu sizin kol uzunluğunuzla alakalıdır. Ayrıca bağlamayı yerleştirdiğiniz sağ diziniz biraz yüksekte kalmalıdır. Bunun için sandalyeden destek alabilir veya ayağın hafifçe yukarıda durmasını sağlayan ayaklıklar kullanılabilir. <laughs>